Karşınızdayız. Son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Ankara'da 4.7 büyüklüğünde, AFAD verilerine göre de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerin tamamında hissedildi. Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı, Ankara merkezde hissedildi. Depremin merkezi Ankara Kalecik. Kalecik'te şu an Belediye Başkanı'nın yaptığı açıklama, Ankara Valisi Vasip Şahin'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamaları var. AFAD'ın verileri ve bilgileri var. Ankara'da son dakika 22:53 itibariyle oluşan deprem yerin 12.81 metre altında meydana geldi. Vasip Şahin konuyla ilgili yaptığı açıklamada endişe duyacak bir durum meydana gelmediğini, şu anda herhangi bir can kaybının veya mal kaybının olmadığını bildirdi. Aynı şekilde Mansur Yavaş ve Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan da aynı şeyleri söylediler. Can ve mal kaybının olmadığını belirttiler. Kalecik Belediyesi'nde şu an bir kriz masasının oluşturulduğu bilgisini alıyoruz. Vasip Şahin'in açıklamasını okuyorum. Saat 22:53'te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli AFAD verilerine göre 4.5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığımıza ve valimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmeleri kamuoyuna bildirilecektir ifadeleri yer aldı açıklamasında. Can ve mal kaybı şu ana kadar çok şükür ki olmadı. Umarız da bu saatten sonra meydana gelmez can ve mal kaybı. Çünkü ülkemiz depremlerden çok çekti. Ankara'da deprem olur mu olmaz mı tartışmaları vardı. Her 10 yılda bir büyük bir depremin olduğu bir kentteyiz. Deprem yapı stoğu itibariyle riskli bir bölgedeyiz. Duhan Kalkan'ın yaptığı açıklamada, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan'ın yaptığı açıklamada bütün köy muhtarlarına ulaşıldığını, veri toplandığını, bilgi toplandığını, gelişmeleri Kalecik'te kurulan kriz masasında değerlendirdiklerini bildirdi ve Kalecik Belediyesi'nden yapılan açıklamada ilimizde 4.7 büyüklüğünde özür dilerim. İlçemizde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Kalecik'in herhangi bir bölgesinde bir sorun bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli inceleme ve çalışmalar başlatmıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, diyor Duhan Kalkan imzalı açıklamada. Aynı şekilde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarında da Ankara merkezi 4.5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, diyor. Evet, herhangi bir sorun olan depremden etkilenen vatandaşları 153 çağrı merkezinden ulaşmalarını bekliyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz depremin merkezi Kalecik Eskiköy'e ulaştı. Şu ana kadar Büyükşehir Belediye'mize intikal eden olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup bizlere başkent 153 çağrı merkezinden ulaşabilirsiniz ifadeleriyle paylaşım yaptılar. Şu an şehir yöneticilerinden Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanlarımız durumda can ve mal kaybının olmadığı, incelemelerin devam ettiğini bildiriyorlar. Birçok siyasetçi, Fuat Oktay Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Kalecik'te meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ekiplerimiz sağda, diyor, süreci yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten
korusun diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Mansur Yavaş'tan bir açıklama, özür dilerim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, düzeltiyorum efendim. Ankara'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Herhangi bir olumsuz bir haberin olmamasını temenni ediyorum. Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığından AFAD'dan saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem olduğu açıklaması gelmişti. AFAD'dan yapılan açıklamada Kalecik ilçesinde saat 22.53'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin 12 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Depremin ardından Ankara Valisi Vasip Şahin 22.53'te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli AFAD verilerine göre 4.5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığımıza ve Valimize intikal eden can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir açıklamasında bulundu. Özür diliyorum efendim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter hesabından Ankara merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem hepimizi endişelendirdi açıklaması geldi. Ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu bildirilerek bizlere başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz dedi. AFAD'da yaptığı açıklamada geçmiş olsun Ankara, Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır dedi. Gelişmeleri takip ediyoruz dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum depremin hemen ardından il müdürlüğü ekiplerimizce başlatılan ilk incelemelerde şu ana kadar olumsuz bir durumla ve ihbarla karşılaşmadık denildi. Eski başbakanlardan Sayın Binali Yıldırım, geçmiş olsun Ankara merkez üssü Kalecik olan depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz açıklaması yaptı. Rabbim ülkemizi ve her türlü felaketlerden korusun dedi. Temennimiz bu. Türk Kızılay'ından yapılan açıklamada Ankara'nın Kalecik ilçesine meydana gelen ilk belirlemelere göre 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekipleri tarafından yakinen takip edilmektedir dendi. Efendim gördüğümüz kadarıyla ülkemizde yaşanan herhangi bir kötü durumda, acil durumda, afette herkes, devletin bütün birimleri, AFAD, Kızılay, Valilik, Kaymakamlık, belediyeler, bütün belediyeler, siyasi partisi hangi parti olursa olsun bütün belediyeler anında olay yerine ekiplerini gönderiyor. Yaralar sarmak için. Umarız yaralar olmaz, herhangi bir kötü durum meydana gelmez. Şu an görüntülerde de izliyorsunuz. Halk panik yapıyor, halk korkuyor. Özellikle pandemi döneminde, evde olduğumuz sıkıntılı dönemlerde herkes birlik ve beraberlik içerisinde oluyor. Umarız bu iş siyasetten sıyrılıp tüm devlet kurumlarıyla, siyaset yapan insanlar tarafından deprem sonrası meydana gelen bu kucaklaşma deprem için alınan önlemlerde de ortaya çıkar. 5 saniye oldu. Bazı yerlerde 10 saniye kadar hissedildiğini söyleniyor. Sosyal medyada çok sayıda paylaşım var. Bütün siyasi partiler paylaşımda bulunuyor. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Özcan, geçmiş olsun Ankara. Merkez üssü Kalecik olan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz diyor. Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığından yapılan açıklamada Ankara'mızda meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmamasını temenni ediyoruz diyor. Efendim sırayla okuyorum. Yani Trabzonspor'dan, Adana'dan, Türkiye'nin her yerinden şu an 41 bin tweet atıldığını söylüyor rejideki arkadaşlar. STK'lar, Ankara'daki belediye başkanları, Keçiören Belediye Başkanı Sayın Turgut Altınok, Ankara'mızda Kalecik merkezli meydana gelen deprem nedeniyle tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim başkentimizi ve güzel ülkemizin her tarafını afetlerden korusun diyor. Sayın Bayram Şen Ocak,
Ali Yerlikaya AFAD Başkanı Sayın Ali Yerlikaya, AFAD verilerine göre merkezi Ankara Kalecik olan 4.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Sosyal medyada dikkat çeken bir bilgi çok fazla paylaşılıyor. 4.5'dan fazlaydı deniyor. Kandilli Rasathanesi'ne göre 4.7 şiddetinde, AFAD verilerine göre 4.5 şiddetinde, AFAD verilerine göre yerin 12.81 kilometre derinliğinde, Kandilli Rasathanesi'ne göre de daha da yüzeyde 8 kilometre düzeyinde meydana geldiği söyleniyor depremin. Evet, siyasi partilerden, siyasetçilerden, Türkiye'nin her yerinden paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Evet efendim, Twitter'da şu an 41 bin paylaşım var. Evet, merkezi Kalecik ilçesi olan 4.5 büyüklüğündeki şiddet umarız öncü deprem değildir. Ama tedbir alınması gerekmekte. Yapı stoğumuzun denetlenmesi gerekmekte. Tüm bilgileri baştan sona tekrar alıyorum efendim. Afet ve Acil Durum Yönetmenliği Başkanlığı AFAD tarafından saat 22.53'te Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Bunu biz de hissettik efendim. Ankara'da birçok ilçe bunu hissetti. Merkezde birçok yer bunu hissetti. AFAD'dan yapılan açıklamada Kalecik ilçesinde saat 22.53'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin 12 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Bizi sevindiren şey can ve mal kaybının yaşanmaması. Efendim verileri kontrol ediyorum. Evet. Sayın Vasip Şahin'in paylaşımıyla içimize su serpildi. Can ve mal kaybı olmadığını ilk açıklayan Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin'di. Efendim. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama geldi. Evet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş Twitter hesabından Ankara merkezli 4.5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz diyor. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın 153 başkent iletişim merkezini aramaları, AFAD'ı aramaları geçiyor. AFAD'da yaptığı açıklamada geçmiş olsun Ankara denildi. Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı şu an gelen güncel bilgiler arasında. Görüntüleri izliyorsunuz. Kalecik sokaklarındayız. Kalecik sokaklarında panik yok çok şükür. Çünkü deprem sonrası yaşanan panikle birçok yaralanmalar meydana geliyor. Deprem değil, tedbirsizlik can kaybına yol açıyor. Ülkemiz son dönemlerde yaşamış olduğu birçok depremle bize birçok acılar yaşattı. Elazığ'da meydana gelen depremde 2020 içerisinde meydana gelen depremde çok can kaybımız oldu. Çok yaralımız vardı. Çok bina yıkıldı. En son İzmir'de üst üste gelen depremlerle çok can kaybımız, acımız meydana geldi. Acı oluştu. Türkiye'nin neresinde gelirse gelsin, dünyanın neresinde gelirse gelsin, depremler bıraktığı hasarlar çok yaralayıcı oluyor. Can kayıpları Düzce, Gölcük, Bolu, İstanbul depremleri
hala atlatamadı. Aradan 20 yıl geçmesine rağmen hala o depremi yaşayan insanların psikolojik durumları ortada, çok sıkıntı çekiyorlar, buhran yaşıyorlar. Allah bu ülkeye, bu ülke vatandaşlarına, milletimize, aziz milletimize, Necip milletimize afet yaşatmasın. Erzincan'da, Ankara'nın birçok ilçesinde depremler meydana geldi. Van'da depremler meydana geldi. Çok şiddetli depremler yaşadık. Ülke olarak çok acılar çektik. Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. Deprem sonrası devletimizin, AFAD'ın, Kızılay'ın, canla başla sağlık görevlilerimizin, arama kurtarma ekiplerimizin, gönüllü kuruluşlarımızın, STK'larımızın bölgeye anında müdahale ederek hem ilk yardımda can kurtarmakta ne kadar mahir olduklarını biliyoruz. Bu konuda çok iyiyiz ama keşke deprem öncesi hazırlıklarda da bu şekilde olabilsek. Allah göstermesin, İstanbul'da çok büyük bir deprem bekleniyor. 7 üzerinde 8 büyüklüğünde deprem bekleniyor. Umarız büyük afetler yaşamayız. Evet. Depreme hazır mıyız? Röportajı yapmıştık Medya Ankor olarak. Bu röportajı, sokak röportajımızı sizlere sunuyoruz. Ardından tekrar birlikte olacağız. Daha önce deprem anını yaşadınız mı? Yok, yaşamadım. Peki depreme hazırlıklı mısınız? Hayır. Deprem çantası vesaire? Hiçbir şey hazırlığım yok maalesef. Peki neden efendim? Hep erteliyoruz sonuçta, hani yani insan psikolojisi. Başına gelmeyince İzmir'de şey olanlar çok feciydi biliyorsunuz. Evet. Birçok canımız orada vefat etti. Hı-hı. Yani bunlar Ankara'da da yaşanmayacak diye bir hiçbir şey yok. Hiçbir garantisi yok. Ama dediğim gibi yani insanın başına gelmeyince hiçbir şekilde hazırlık yapmıyor. Peki bu saatten sonra bir yok, hazırlık yok yapmıyor? Yani maalesef. Yok, hani başımıza bir geldiğinde ancak aklımıza, başımıza geliyor. Hani şu an için maalesef hani hiçbir hazırlığım yok ki, düşünmüyorum da. Yani çok o konuda bilinçsiziz maalesef. En büyük handikapımız. Peki sizce bilinçlenmek için ne yapmalı? Vatandaşta mı burada bir hata olduğunu bence düşünüyorsunuz? Devlet. Yoksa? Devlette. Yani vatandaş önce kendimiz önlem almamız gerekiyor ama hani bir yaptırım olması gerekiyor en azından. Yani. Peki yerleşim yerinizden biraz bahsedelim. Sizce yaşadığınız apartman depreme dayanıklı mı? Yani bilmiyorum ama bence değil. Yani çok binalar yan yana, artı ya yani ben sanmıyorum yani düzenli olarak nasıl derler? Yani düzenli olarak bakıldığını sanmıyorum. Ne belediye ne devlet görevlerine bakıldığını sanmıyorum. Yani müteahhitlerde hani ya hiçbir şekilde sanmıyorum ya, hani sağlıklı değil. İzmir'deki yıkılan binalarda da en büyük sorun müteahhitlerdeki evet, bu kum, sahil kumu vesaire söylemleri oldu. Aynı şey Ankara'da da yaşanabilir mi? Bence yaşanabilir. Kesinlikle yaşanır. Yani olabilir. Yani şu an bir fay hattı yok gözüküyor bizde aktif ama yani bence yaşanabilir. Yani önlem almamız gerekiyor ama biz insanların en büyük handikapı, yani öyle söyleyeyim. Evet, denk geldim. Nerede? Ankara'da. Yine Ankara'da. Peki depreme hazırlıklı mısınız? Ya pek değiliz. Yani öyle sadece bilindik şeyleri biliyoruz. Masa kenarına, işte kapı şeylerine. Evinizde bir deprem çantası var mı? Var. Peki sizce neler yapılmalı? İnsanların bilinçlenmesi için deprem konusunda. Çünkü İzmir'de bir anda bir sürü vatandaş öldü biliyorsunuz. Evet. Yani aynı Allah şeyler Ankara'da eylesin, yaşanmasın diye umuyoruz. Tüm Türkiye'de yaşanmasın diye umuyoruz. Sizce evet, neler yapılmalı? Siz neler yapıyorsunuz? Ya bu şimdi bir anlık yapılabilecek bir şey değil. Bunu daha önceki müteahhitler hırsızlık yapmadan insan gibi, adam gibi betonlarını atmış olsalardı, sağlam bir şekilde yapmış olsalardı, insanlar bu kadar basit bir şekilde ölmeyecekti. Karton gibi yıkılıp gidiyor evler. Yani tamamen onların hırsızlığını şu anki nesil çekiyor.
şu anki nesil ne yapmalı? En azından ev yaparken, bina yaparken sağlam, depreme dayanıklı yapılırsa ileriki nesil rahat eder depremde. En azından yıkılmaz, can kaybı olmaz. Olsa bile Japonya gibi az olur. Ben böyle düşünüyorum. Birçok vatandaş da aslında evinin depreme dayanıklı olup olmadığını dahi bilmiyor. Yani evet. Bu konuda sizce neler yapılması gerekiyor? Vatandaş harici konusunda. Ya şimdi bu basit bir şey değil ki. Ekonomik sorunlar var. İnsanlar kirasını ödeyemiyor. Başka bir yere taşınamıyor, ev alamıyor. Hani depreme dayanıklı sağlam yerler pahalı. İnsanlar mecburen ucuz yerlerde oturmak zorundalar. O da insan yani depremi düşünemiyor ki o an. Sen ucuz, kirası 50-100 faz ucuz olsun da ne olursa olsun mantığıyla oturuyorsun. Yani ekonomik şartlar bunu gerektiriyor şu anki. İşsizlik malum, her şey almış başını gidiyor, pahalılık öyle. Yani zor ya, bu içine çıkılması zor yani bu memlekette. Daha önce geldim. Peki depreme hazırlıklı mıydınız? Depreme hazırlıklı değildik. Şu an peki depreme hazırlıklı mısınız? Tabii şu an daha bilinçliyiz. Mesela neler yapıyorsunuz deprem anı için ve sonrası için? Deprem anı için çocuklarım var, iki tane. Onlarla deprem hakkında, deprem esnasında ne yapmaları gerektiği konusunda hem gerek okulda gerek biz bireyleri olarak gerektiği şeyi verdik çocuklara. Yani deprem anı biliyorsunuz yapacak bir şey yok. Hani o an için en güvenli nereyi hissediyorsanız oraya sığınacaksınız yani. Peki evinizde deprem çantası var mı? Evet, deprem çantası. Son depremlerden sonra hazırladık yani. Çünkü yani ailem olarak, yani çocuklarım olarak bir deprem bölgesinde yaşadıkları için yani her an ona hazırlıklılar yani. Peki yerleşim yerinizden bahsedelim birazcık da. Yaşadığınız yer, yaşadığınız apartman diyelim, sizce depreme dayanıklı mı? Ya apartman şöyle... dayanıklı bilmiyorsun. Şimdi o apartmanın yapılırken nasıl yapıldığını bilmiyorsun sonuçta. Yani ondan dolayı artık ya kulaktan bilgilerle ya da ön gördüğün kadarıyla yani bakarak, yani bir ev tuttuğun zaman bakarak şey yapıyorsun. Yani o evin temelden nasıl yapıldığı hakkında herhangi bir bilgin yok yani. Yani istediğin kadar dayanıklı olduğunu söylesen dahi o ev yapılırken nasıl demir kullanılır, nasıl çimento kullanılır bilmiyorsun yani. Yani ondan dolayı Allah'a emanetsin ülkemizde. Ya İzmir'de de birçok vatandaşımız aslında bu yüzden öldü. Birçok bina yıkıldı. Evet. Ve birçok da vatandaşımız bu yıkılan binalarda öldü. Aynı şey Ankara'da yaşanmasın diyoruz. Hatta tüm Türkiye'de yaşanmasın. Bu yüzden evet. Binaların dayanıklı olması gerekiyor. Evet. En önemlisi bu. Evet. Yani sizce dayanıklı mı tüm Ankara için diyorum? Bu konuda yetkililere düşüyor görev. Denetimlerini zamanında eksiltmeden yapmaları lazım yani. Yani bir beton atılırken kontrolün gidip bakması lazım. Nasıl bir demir kullanıyor, nasıl bir çimento kullanıyor, standartlara uygun mu değil mi? Yani bunun yetkililerinin yapması lazım. Yani biz de yetkililere artık güveneceğiz. Çünkü yani onlar o konu hakkında uzman kişiler, inceleyecek olanlar onlar yani. Vatandaş olarak da biz eğer onlar görevini yaparlarsa zaten bir sıkıntı olmaz yani. Denetimi zamanında yaparlarsa hiçbir problem olmaz ülkemizde. Daha önce deprem anına denk geldiniz mi amcacığım? Gelmedim hocam. Peki depreme hazırlıklı. Ankara Kalecik'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından Ankara Kalecik'ten bilgiler gelmeye devam ediyor. 22.53'te olmuştu 4.5 büyüklüğündeki deprem. Yine saat 23.02'de 2.3 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. 23.04'te 23.02'den hemen 2 dakika sonra 23.04'te 1.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve 23.12'de 1.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Artçılar devam ediyor. Umarız acılar yaşamayız, büyük deprem yaşamayız. Sorduk efendim nerelerde hissedildi diye. Medya Ankara'ya gelen mesajları iletiyorum. Halil İbrahim Korkmaz: Keçiören fena sallandık. Rabbim beterinden korusun diyor. Elvant Kent sallandı beşik gibi diyor. Dilek Fahrim Göçer: Dilek Hanım geçmiş olsun. Süleyman aldı, geçmiş olsun demiş. Eryaman iyi sallandı demiş. Ceyhan Alemdar: Batı Kent Ankara, Güler Kutlu efendim geçmiş olsun. İdris Olgun: Mamak'ta hissedildi demiş.
Ali Demirtaş Çankırı'nın köylerinde hissedildi diyor. Hacer Serim Altındağ'da hissettik diyor. Ahmet Çelik Akyurt çok sallandı diyor. Akyurt'la Kalecik komşu, sınır, bitişikler efendim. Çankırı Kızılırmak, Aydınlık Evler, Elma Dağı, Hüseyin Gazi, Pursaklar, Mimar Sinan Mahallesi demiş Çankırılı Aktaş. Yeni Mahalle Şentepe demiş Hakan Kara. Sıtkı Şahin, Keçiören Aktepe, Batıkent Çakırlar, Yeşil Evler, Hüseyin Gazi, Çankırı Eldivan, Küçük Hacı Bey, Turgay Özaslan Yeni Kent demiş. NATO yolu. Evet, Kırşehir'den Fatih Öztürk Mucur ilçesine kadar sallanmış. Kırşehir merkezde de 25-30 kilometre Gecek köyü sallanmış efendim. Mucur'da hissedilmiş. Pursaklar, Yeni Mahalle, Keçiören, Yakacık, Merkez Kalecik, Eski Köy. Evet, 10.55'te de bir deprem meydana gelmişti. Demek ki önce de deprem. AFAD verilerine göre Ankara'nın Kalecik ilçesinde 22.53'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.81 kilometre olarak kaydedildi. Kandilli depremin büyüklüğünü 4.7 olarak verdi. Bakan kurumdan yapılan açıklamada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ankara'nın Kalecik merkezinde depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum dedi. Depremin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimizle başlatılan ilk incelemede şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık dedi. Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin can ve mal kaybı yok dedi. Yaşanan depremin ardından Ankara Valisi Vasip Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 22.53'te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli AFAD verilerine göre 4.5 şiddetinde bir deprem ortaya çıktı. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığımıza ve valimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır dedi. Gelişmeler oldukça bilgilendireceğiz dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş ekiplerimiz teyakkuz halinde dedi. Korkutan depremin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Ankara merkezli 4.5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi dedi ve 153 ihbar hattından herhangi bir mağduriyet oluştuğunda aramalarını talep etti. Bütün vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Efendim mesajlar gelmeye devam ediyor. Demet Evler'den İbrahim Şeyma Şimşek. Evet, Demet Evler Kuşcağız diyor. Dikmen sallanmış. Hüseyin Gazi, Siteler, Etmeskut, Bağlıca, Mamak, Çankaya, Pursaklar, Eryaman, Çubuk'ta hissedilmiş efendim. Çubuk'ta. Pursaklar'da bayağı hissedilmiş. Sincan'da hissedilmiş. Hüseyin Gazi, Pursaklar'dan bayağı mesaj var efendim. Azerbaycanlı vatandaşlarımız geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Yenikent, Çayyolu, Çankaya, Ayrancı bunların tamamında hissedilmiş efendim. 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası Kalecik'te bir afet koordinasyon merkezi kuruldu. Şu an Kalecik Belediye Başkanı Sayın Doğan Kalkan telefonlar meşgul efendim. Çok yoğun. Bütün köy muhtarlarıyla iletişim halinde olduklarını bildirdi. Şu ana kadar can ve mal kaybını olmadığını basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada öğreniyoruz. Aynı zamanda sosyal medya hesabından Kalecik Belediyesi'nin sosyal medya hesabından can ve mal kaybının olmadığını dile getirdiler. Bu sevindirici haber olarak artçılar devam ediyor dedik. Umarız kötü bir sonuçla karşılaşmayız. Evet, şu an Ankara Büyükşehir Belediyesi de Kalecik'te olduğunu bildirdi birimleriyle. Aynı zamanda AFAD orada, Çevre Şehircilik Bakanlığı, İl Müdürlüğü orada, koordinasyon merkezindeler, Kızılay orada ve
artçı depremlerin 2.3, 1.9, 1.4 olarak küçülerek gittiğini görüyoruz. Umarız bir daha deprem yaşamayız. Sadece Kalecik'te değil, umarız ülkemizin hiçbir yerinde deprem yaşamayız. Bu depremler biraz önce de belirttiğimiz gibi çok can kaybına yol açtı. Çok acımız, acı yaşadık. AFAD'dan yapılan açıklamada gelişmeleri takip ediyoruz dendi. Deprem sonrası olumsuz bir ihbarın olmadığını duyuran AFAD, geçmiş olsun Ankara dedi. Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz açıklamasında bulundu AFAD. Yaşanan depremin ardından Kalecik Belediyesi ilçemizde kim verilere göre, AFAD verilerine göre 4.5 Kandil Rasathanesi'ne göre 4.7 büyüklüğündeki deprem meydana gelmiştir. Kalecik'in herhangi bir bölgesinde herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Çevre illerde, ilçelerde, köylerde hissedildi. Çankırı'da, Kırıkkale'de, Kırşehir'e kadar yansıyan bir deprem aşağı yukarı 200 kilometre, 250 kilometre çapında hissedilen bir deprem. Artçılar devam ediyor ama küçülerek gidiyor. Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin'in tekrar gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır demişti. Ve bütün devlet kurumları, Kızılay, Çevre Şehircilik, AFAD bölgede olduğunu bildirdi. Umarız bu acıları tekrar yaşamayız. Depreme hazır mıyız? Bunu soruyoruz. Depreme hazır mıyız? Röportajımız, sokak röportajımız, vatandaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız ne diyor? Toplum, halk ne diyor? Onu izlemeye devam ediyoruz. Tekrar birlikte olacağız. Peki depreme hazırlıklı mısınız? Hayır. Hayır. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Herhangi bir deprem yaşandığı anda ve deprem sonrasında, deprem öncesinde neler yapmayı planlıyorsunuz? Şu an için yani böyle bir düşünce içerisinde değilim. Aklıma da hiçbir şey gelmiyor yani. İzmir'de birçok vatandaşımız öldü biliyorsunuz. Evet. Yani muhakkak ki vatandaşın da önlem alması gerekiyor. Şu anda hiçbir şey yapmıyor musunuz? Şu an en ufak şey yaptığım yok. Peki yaşadığınız apartman depreme hazırlıklı mı? Hazırlıklı. Sağlam bir apartmanda evet. mı yaşıyorsunuz? İzmir'de birçok yeni apartmanlar da depremde biliyorsunuz enkaz altında kaldı birçok vatandaş bu yeni yapılan binalarda da. Bu yüzden biz de soralım dedik Ankaralı vatandaşlarımıza yaşadıkları bina depreme hazırlıklı mı diye. Evet, hazırlıklı. Bizimkiler şu anki oturmuş olduğum deprem hazırlıklı yani 9'a dayanıklı olarak biliyoruz. Yok hiç denk gelmedim. Bu Ankara'da olmuştu bir ara. Ona denk gelmiştik. Onun ötesinde fazla denk gelmedim ben. Peki depreme hazırlıklı mısınız? Ya depreme teorik olarak bir şeyler biliyoruz ama mesela? En azından o üçgende yer almak lazım, o köşelerde yer almak lazım, merdivenlerden kaçınmak lazım. Evinizde deprem çantası var mı mesela? Yok maalesef. Söylüyoruz ama maalesef yok. Ama bunlar tabii şey değil yani geçici değil yani ne olacak sen orada olsan ne olur alt katta 90 saatte zor bir çocuk bulundu. Yani sen o üçgende bulunsan bile o hayatı kurtarma. Önemli olan deprem niye oluyor? Buna karşı tedbir nasıl alınıyor? Devlet buna niye tedbir almıyor? Şimdi mesele bu. Yani diğer ülkelerde %8-9'luk deprem oluyor, can kaybı olmuyor. Bizde %6 ile 6.5 ile veya 5 ile canlar ölüyor. Şimdi mesele, asıl mesele bu. Yani bunu çözmediğiniz sürece, depreme dayanıklı konutlar yapmadığınız sürece ve bu zincir baştan başlayarak ta şeye kadar gidiyor, müteahhide kadar gidiyor. Aslında müteahhidin suçu yok. Önemli olan devletin bunu denetlememesi. Devlet ancak bunu denetlese, belediyeler, merkezi hükümet bunu denetlese zaten sorun olmaz. %7 oluyor, %7.5 oluyor. Ben
küçüktüm mesela. Varto depreminde oldu köylerde. Köyde yıkılır tabii. Taş ev, toprak ev. Şimdi aynı şekilde İzmir'de işte yaşanan. Daha önce de işte Van depremi, bilmem ne depremi, Elazığ depremi. Maalesef şey alamıyoruz. Dolayısıyla da yani asıl çözülmesi gereken bundan sonraki işte İstanbul'da deprem olacak. Göz göre göre geliyor. Herkes söylüyor. Ne yapıldı? Hiçbir şey yapılmıyor. Deprem paraları ortada yok. Dolayısıyla da yani bunun sorumluluğunu başkasına atmaya gerek yok. Benim tedbir almam, senin tedbir alan sorun çözmez. Ben binayı yapamam, ben binayı güçlendiremem kişi olarak. Gücüm de yetmez. Devlet buna el atacak. Merkezi sistem ve yerel yönetimler buna el atacak. Ve bu işi böyle çözeceğiz. Aksi takdirde ah valla bilmem yasak savmak için gidip de orada gösteriş yapmanın anlamı yok. Hiçbir idarecinin buna hakkı yok. Bu insanlar ölüyor, göz göre göre ölüyor. İşte buna müsaade etmemek için de bunun için gerçekten bu ülkede deprem bölgesiysek hatlar belli zaten. Geleceği de belli. Niye tedbir almıyorsunuz? Sıkıntı bu. Aslında İzmir'de birçok vatandaşımız bu sebepten dolayı öldü. Yani yeni yapı binalarda dahi yıkımlar meydana geldi. Şimdi yeni yapılan binada ya sağlam yapılmadıktan sonra, zemin etüdü yapılmadıktan sonra sen yeni yapsan ne olacak? Fark etmez ki. Dolayısıyla da yani şey devlet kurumları, mimarlar, şeyler, işte İmar İskan Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, bunların görevi bu. Denetlerken demir çalınıyor. Neden tespit edilmiyor? Yani müteahhit hırsızlık yapabilir ama sen müsaade etmeyeceksin. Aslında mevzuat var ama mevzuatı uygulayanlarda sıkıntı var. Mesele bu. Bunu çözmek lazım. Yok gelmedim. Peki depreme hazırlıklı mısınız? Yok değiliz. Hiçbir önlem almadınız mı? Yok hayır. Neden peki? İzmir'de birçok vatandaşımız öldü biliyorsunuz. Bilemiyorum onu. Hiç düşünmedim yani. Ne bir deprem çantanız? Yok hiçbir şey hazırlamadım. Peki yaşadığınız bina sizce depreme dayanıklı mı? Dayanıklı olduğunu biliyorum. Nasıl biliyorsun? Yani çünkü inip çıkıp bakıyorum kolonlara, kirişlere. Yani bir herhangi bir şey yok. Sıkıntı. İzmir'de birçok vatandaşımız da aslında bu sebepten dolayı da öldü. Yeni yapım binalarda dahi yıkımlar meydana geldi. Umarım Ankara'da böyle bir şey olmaz. Umarım evet. Türkiye'de böyle bir olay hiç gerçekleşmez ama mutlaka hem vatandaşın hem de yetkililerin bir önlem alması gerektiğini düşünüyoruz. Ne alabilirim mesela? Mesela bir deprem çantası evinizin mutlaka bulundurulması gerekiyor. Değil mi? Evet. Ya da deprem anında neler yapılması gerektiğine dair bir eğitim, küçük de olsa bir... Ya iyi kötü biliyorum. Evet, 23.44 itibariyle bir artçı deprem daha meydana geldi. 1.5 sarsıntı devam etti. Korkulacak büyüklükte değil. İlk depreme göre ama sarsıntı devam ediyor. Afet haberlerine göre Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 22.53 itibariyle 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği afet haberlerine göre 12.81 kilometre olarak kaydedildi. Kandilli depremin büyüklüğünün 4.7 olduğunu bildirdi. Kandilli Rasathanesi'ne göre deprem büyüklüğü 4.7, derinliği de 6.7 kilometre olarak duyuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı. Evet, son dakika gelişmeler için Çevre Şehircilik Bakanlığı tekrar şeye dönebilir miyiz sevgili arkadaşlar? Sokak röportajlarında yeni gelişmeleri toplayıp yeni görüntüler var sanırım. Japonya'da olsa damdan kiremit düşmez ama bizde. Yine 100-110 kişi falan öldü herhalde. 114 kişi. 107. Bir önceki deprem, Yalova depremi, 99'daki deprem, 20 bin kişi. Yani İstanbul depreminin de olmayacağını kimse garanti edemez. Van depremi, depremler bizim ülkemizde çok insan öldürüyor. Denetlenmeli yapılan. Nasıl denetlenmeli? Efendim devlet denetleyecek. Ben denetleyecek değilim ya. Devlet her yapılan yapıya denetleyecek gelecek. Çimentosunu, demirini, kullandığı kumu, her şeyiyle denetleyecek.
Denetlenmediği için de birçok vatandaşın öldü. Denetlenmediği için insanlar işte bir yerlerden bir tasarruf etmek için çalıyorlar malzemeden. Ya da binaların altındaki kolonlar kesiliyor daha geniş dükkanlar yapalım diye. Ve sonuç ortada işte. 99'da Ankara'da yaşadım. Ankara'da yaşadınız. Peki o an önlem alıyor muydunuz? Yani alınması gereken önlemler almıştık ama çok öyle önemli şeyler değil tabii. Peki şu an önlem alıyor musunuz? Alıyorsa bu depremden sonra. Mesela neler yapıyorsun? Mümkün olabildiği kadar gardırobun dolapların olduğu yerlerde yatmaya çalışıyoruz. Onun dışında Ankara çok büyük deprem bölgesi olmadığı için ufak tefek önlemlerle işte almaya çalışıyoruz ama. Peki evinizde bir deprem çantası var mı? Var. Var. 99 depreminden sonra aldık tabii. Peki yaşadığınız yerden biraz. Evet, Ankara'da Kalecik ilçesinde meydana gelen 4.5 şiddetindeki deprem sonrası sosyal medyada paylaşım yapan isimlerden Sayın Binali Yıldırım, geçmiş olsun Ankara merkez üssü Kalecik olan depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Herhangi bir olumsuz haberin olmamasını temenni ediyorum dedi. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, Ankara'da yaşanan ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle başta Ankaralılar olmak üzere tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Umarım hiçbir şekilde can veya mal kaybı yaşamayız. Rabbim ülkemizin ve milletimizi her türlü felaketlerden korusun dedi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş, Ankara'da meydana gelen depremden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yüce Rabbimiz milletimizi, ülkemizi ve tüm insanlığı her türlü afetten muhafaza eylesin dedi. Türk Polis Teşkilatı'ndan Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama, depremleriyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz dedi. Galatasaray Spor Kulübü, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor. Sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz diyor. Sayın Yavuz Ağıralioğlu geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Trabzonspor geçmiş olsun Ankara diyor. Birçok isim, Ankara İl Başkanı Sayın Hakan Özcan, afetin deprem içeriğini paylaşıp geçmiş olsun Ankara paylaşımında bulunmuş. Merkez üssü Kalecik olan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim milletimizi tüm afetlerden muhafaza eylesin dileklerini iletiyor Ankara İl Başkanı Sayın Hakan Özcan. Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı İl Başkanlığından yapılan açıklamada Ankara'mızda meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz diyor. Naci Görür, efendim deprem uzmanı Naci Görür, arkadaşlar Naci Görür'ün paylaşımını tekrar alabilir miyiz arkadaşlar? Evet, evet görüyorum. Arkadaşlar az önce Ankara etkilenen 4.5 şiddetinde deprem oldu. Resmen benim bilgi sistemimde diyor. Özür diliyorum arkadaşlar. Teknik bir aksaklık oldu. Tekrar deprem uzmanı Profesör Doktor Sayın Naci Güngör'ün paylaşımı. Arkadaşlar az önce Ankara'yı etkileyen 4.5 şiddetinde deprem oldu. Resmen benim bilgi sistemime düşmedi ama aldığım bilgiler doğruysa deprem Ankara Kalecik mıntıkasında. Burada KKD GGB uzanımlı görünür uzunluğu 64 kilometre olan bir fay var. Bu fay bir olasılıkla kafa kadar uzanıyor olabilir diyor.
ne anlama geliyor? Tekrar bir açıklama yapıyor Sayın Naci Görür. Arkadaşlar, Kalecik'te söz ettiğimiz fayın güneyinde Kırıkkale'de sol yönlü doğrultu atımlı fay sistemi var. Deprem odağı epey, eğer biraz güneyde ise bu fay sistemi üzerine de düşebilir diyor. Geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Fay hattı Sayın Naci Görür'ün, Profesör Doktor Naci Görür'ün paylaştığı fotoğrafta bahsetmiş olduğu fay hattı Kalecik Akyurt arasından uzanan bir kesif çizgi. Arkadaşlar görüntüyü alabiliyorlar mı? O görüntüyü. Rejideki arkadaştan rica ediyorum. Elma Dağı sırtlarından uzanıp kuzeye doğru uzanan bir fay hattı. Akyurt, Kalecik ortasından geçen, yani birçok ilçeyi, birçok köyü ve birçok bölgeyi etkilemez nedenlerinden birisi de bu sanırız. Ankara'ya doğru uzanan, Kırıkkale'ye doğru uzanan bayağı geniş bir çizgi. Evet. Toparlayacak olursak AFAD verilerine göre Ankara'nın Kalecik ilçesinde bugün saat 22.53'te 10 Ocak 2021 tarihinde Ankara'nın Kalecik ilçesinde 22.53'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği AFAD verilerine göre 12.81 km olarak kaydedildi. Kandilli depremin büyüklüğünün 4.7 olduğunu söyledi. Kandil Hastanesi depremin büyüklüğünün 4.7 olduğunu bildirirken derinliğin de 6.7 km olduğunu duyurdu. Bakan kurum açıklama yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da Kalecik merkezli meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletiyorum dedi. Depremin hemen ardından il müdürlüğü ekiplerimizle başlatılan ilk incelemelerde şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık dedi. İl müdürlüğü, bunun yanında AFAD, bunun yanında Kızılay, bunun yanında Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri deprem bölgesinde. Sayın Vasip Şahin, Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını belirtti. Belki de bu olayda sevindiğimiz tek haber, can ve mal kaybı yok. Çok şükür. Çünkü vatandaşımızın, milletimizin burnu kanadığında ülkece perişan oluyoruz, kahroluyoruz. Erzincan'da, İzmir'de, Elazığ'da, Düzce'de, Gölcük'te çok deprem yaşadık. İstanbul'da deprem yaşadık ve korkuyoruz. Tekrar yeni depremler meydana gelecek. Geleceğimizi ipotek altına alan bir deprem fay hatlarının üzerinde yaşıyoruz. Akpınar depremi olmuştu. Tarihler 1930'ları gösteriyordu. Erzincan depremi olmuştu. 1938'i gösteriyordu. Van depremi oldu. Tokat'ta oldu. Ülkenin birçok yerinde, Karadeniz fay hattında, Ankara'da oldu, Çankırı'da oldu. Çankırı'da deprem fay hattının üzerinde. Umarız aynı fay hattı üzerinde bir çatlak meydana gelmemiştir. Ankara'nın birçok ilçesinde gelen yorumlar, yüzlerce mesaj var depremin hissedildiği yönünde. Naci Görür de uyarıyor. Evet efendim, depreme hazır mıyız? Bu yaşadığımız deprem için biz de Kaleci'ye, Ankara'mıza, ülkemize, milletimize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Medya Ankara ekibi olarak gelişmelerle karşınızda olacağız. Sizi depreme hazır mıyız sokak röportajıyla baş başa bırakıp iyi geceler diliyoruz. Daha önce deprem anını yaşadınız mı? Yok, yaşamadım. Peki depreme hazırlıklı mısınız? Hayır. Deprem çantası vesaire? Hiçbir şey hazırlığım yok maalesef. Peki neden efendim? Hep erteliyoruz sonuçta, hani yani insan psikolojisi. Başına gelmeyince evet, İzmir'de şey olanlar çok feciydi biliyorsunuz. Evet. Birçok canımız orada vefat etti. Hı-hı.
Yani bunlar Ankara'da da yaşanmayacak diye bir şey yok. Hiçbir garantisi yok. Ama dediğim gibi yani insanın başına gelmeyince hiçbir şekilde hazırlık yapmıyor. Peki bu saatten sonra bir hazırlık yok, yapmıyor? Yani maalesef. Yok hani başımıza bir geldiğinde anca aklımıza başımıza geliyor. Hani şu an için maalesef hani hiçbir hazırlığım yok ki düşünmüyorum da. Yani çok o konuda bilinçsiz maalesef. En büyük handikapımız. Peki sizce bilinçlenmek için ne yapmalı? Vatandaşta mı burada bir hata olduğunu bence düşünüyorsunuz? Devlet, yoksa? Devlette. Yani vatandaş önce kendimiz önlem almamız gerekiyor ama hani bir yaptırım olması gerekiyor en azından. Yani. Peki yerleşim yerinizden biraz bahsedelim. Sizce yaşadığınız apartman depreme dayanıklı mı? Yani bilmiyorum ama bence değil. Yani çok binalar yan yana artı. Ya ben sanmıyorum yani düzenli olarak. Nasıl derler? Yani düzenli olarak bakıldığını sanmıyorum. Ne belediye ne devlet görevlerinin bakıldığını sanmıyorum. Yani müteahhitlerde hani ya hiçbir şekilde sanmıyorum ya hani sağlıklı değil. Ya İzmir'deki yıkılan binalarda da en büyük sorun müteahhitlerdeki evet. Bu kum, sahil kumu vesaire söylemleri oldu. Aynı şey Ankara'da da yaşanabilir mi? Bence yaşanabilir. Kesinlikle yaşanır. Yani olabilir. Yani şu an bir fay hattı yok gözüküyor bizde aktif ama yani bence yaşanabilir. Yani önlem almamız gerekiyor ama biz insanların en büyük handikapı yani öyle söyleyeyim. Evet denk geldim. Nerede? Ankara'da. Yine Ankara'da. Peki depreme hazırlıklı mısınız? Ya pek değiliz yani öyle sadece bilindik şeyleri biliyoruz. Masa kenarına işte kapı şeylerine. Evinizde bir deprem çantası var mı? Var. Peki sizce neler yapılmalı insanların bilinçlenmesi için deprem konusunda? Çünkü İzmir'de bir anda bir sürü vatandaş öldü biliyorsunuz. Evet. Yani aynı Allah şeyler Ankara'da eylesin. Yaşanmasın diye umuyoruz. Tüm Türkiye'de yaşanmasın diye umuyoruz. Sizce evet. Neler yapılmalı? Siz neler yapıyorsunuz? Ya bu şimdi bir anlık yapılabilecek bir şey değil. Bunu daha önceki müteahhitler hırsızlık yapmadan insan gibi adam gibi betonlarını atmış olsalardı, sağlam bir şekilde yapmış olsalardı insanlar bu kadar basit bir şekilde ölmeyecekti. Karton gibi yıkılıp gidiyor evler. Yani tamamen onların hırsızlığını şu anki nesil çekiyor. Şu anki nesil ne yapmalı? En azından ev yaparken, bina yaparken sağlam depreme dayanıklı yapılırsa ileriki nesil rahat eder depremde. En azından yıkılmaz, can kaybı olmaz. Olsa bile Japonya gibi az olur. Ben böyle düşünüyorum. Birçok vatandaş aslında evinin depreme dayanıklı olup olmadığını dahi bilmiyor. Yani evet. Bu konuda sizce neler yapılması gerekiyor? Vatandaş harici konusunda. Ya şimdi bu basit bir şey değil ki. Ekonomik sorunlar var. İnsanlar kirasını ödeyemiyor. Başka bir yere taşınamıyor, ev alamıyor. Hani depreme dayanıklı sağlam yerler pahalı. Hem insanlar mecburen ucuz yerlerde oturmak zorundalar. O da insan yani depremi düşünemiyor ki o an. Sen ucuz kirası 50-100 ucuz olsun da ne olursa olsun mantığıyla oturuyorsun. Yani ekonomik şartlar bunu gerektiriyor şu anki. İşsizlik malum her şey almış başını gidiyor. Pahalılık öyle. Yani zor ya bu içine çıkılması zor yani bizim memlekette. Daha önce geldim. Peki depreme hazırlıklı mıydınız? Depreme hazırlıklı değildik. Şu an peki depreme hazırlıklı mısınız? Tabii şu an daha bilinçliyiz. Mesela neler yapıyorsunuz deprem anı için ve sonrası için? Deprem anı için çocuklarım var 2 tane. Onlarla deprem hakkında, deprem esnasında ne yapmaları gerektiği konusunda hem gerek okulda gerek biz bireyleri olarak gerektiği şeyi verdik çocuklara. Yani deprem anı biliyorsunuz yapacak bir şey yok. Hani o an için en güvenli nereyi hissediyorsanız oraya sığınacaksınız yani. Peki evinizde deprem çantası var mı? Evet deprem çantası. Son depremlerden sonra hazırladık yani. Çünkü yani ailem olarak yani çocuklarım olarak bir deprem bölgesinde yaşadıkları için yani her an ona hazırlıklılar yani. Peki yerleşim yerinizden bahsedelim birazcık da. Yaşadığınız yer, yaşadığınız apartman diyelim. Sizce depreme dayanıklı mı? Ya apartman şöyle... dayanıklı bilmiyorsun. Şimdi o apartmanın yapılırken nasıl yapıldığını bilmiyorsun sonuçta.
Yani ondan dolayı artık ya kulaktan bilgilerle ya da ön gördüğün kadarıyla, yani bakarak, yani bir ev tuttuğun zaman bakarak şey yapıyorsun. Yani o evin temelden nasıl yapıldığı hakkında herhangi bir bilgin yok yani. Yani istediğin kadar dayanıklı olduğunu söylesen dahi o ev yapılırken nasıl demir kullanılır, nasıl çimento kullanılır bilmiyorsun yani. Yani ondan dolayı Allah'a emanetsin ülkemizde. Ya İzmir'de de birçok vatandaşımız aslında bu yüzden öldü. Birçok bina yıkıldı. Evet. Ve birçok da vatandaşımız bu yıkılan binalarda öldü. Aynı şey Ankara'da yaşanmasın diyoruz. Hatta tüm Türkiye'de yaşanmasın. Bu yüzden evet, binaların dayanıklı olması gerekiyor. Evet. En önemlisi bu. Evet. Yani sizce dayanıklı mı tüm Ankara için diyorum? Şimdi bu konuda yetkililere düşüyor görev. Denetimlerini zamanında eksiltmeden yapmaları lazım yani. Yani bir beton atılırken kontrolün gidip bakması lazım. Nasıl bir demir kullanıyor, nasıl bir çimento kullanıyor, standartlara uygun mu değil mi? Yani bunun yetkililerinin yapması lazım. Yani biz de yetkililere artık güveneceğiz çünkü yani onlar o konu hakkında uzman kişiler, inceleyecek olanlar. Onlar yani vatandaş olarak da biz, eğer onlar görevini yaparlarsa zaten bir sıkıntı olmaz yani. Denetimi zamanında yaparlarsa hiçbir problem olmaz ülkemizde. Daha önce deprem anına denk geldiniz mi amcacığım? Hayır, gelmedim hocam. Peki depreme hazırlıklı mısınız? Hayır. Hayır. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Herhangi bir deprem yaşandığı anda ve deprem sonrasında, deprem öncesinde neler yapmayı planlıyorsunuz? Şu an için yani böyle bir düşünce içerisinde değilim. Aklıma da hiçbir şey gelmiyor yani. İzmir'de birçok vatandaşımız öldü biliyorsunuz. Evet. Yani muhakkak ki vatandaşın da önlem alması gerekiyor. Şu anda hiçbir şey yapmıyor musunuz? Şu an en ufak şey yaptığım yok. Peki yaşadığınız apartman depreme hazırlıklı mı? Hazırlıklı. Sağlam bir apartmanda evet, mı yaşıyorsunuz? İzmir'de birçok yeni apartmanlar da depremde biliyorsunuz enkaz altında kaldı birçok vatandaş, bu yeni yapılan binalarda da. Bu yüzden biz de soralım dedik Ankaralı vatandaşlarımıza, yaşadıkları bina depreme hazırlıklı mı diye. Evet, hazırlıklı. Bizimkiler şu anki oturmuş olduğum deprem hazırlıklı, yani 9'a dayanıklı olarak biliyoruz. Yok, hiç denk gelmedim. Bu Ankara'da olmuştu bir ara. Ona denk gelmiştik. Onun ötesinde fazla denk gelmedim ben. Peki depreme hazırlıklı mısınız? Ya depreme teorik olarak bir şeyler biliyoruz ama mesela? En azından o üçgende yer almak lazım, o köşelerde yer almak lazım, merdivenlerden kaçınmak lazım. Evinizde deprem çantası var mı mesela? Yok maalesef. Söylüyoruz ama maalesef yok. Ama bunlar tabii şey değil yani, geçici değil yani. Ne olacak, sen orada olsan ne olur? Alt katta 90 saatte zor bir çocuk bulundu. Yani sen o üçgende bulunsan bile o hayatı kurtarma. Önemli olan deprem niye oluyor? Buna karşı tedbir nasıl alınıyor? Devlet buna niye tedbir almıyor? Şimdi mesele bu. Yani diğer ülkelerde %8-9'luk deprem oluyor, can kaybı olmuyor. Bizde %6 ile 6,5 ile veya 5 ile canlar ölüyor. Şimdi mesele, asıl mesele bu. Yani bunu çözmediğiniz sürece, depreme dayanıklı konutlar yapmadığınız sürece ve bu zincir baştan başlayarak ta şeye kadar gidiyor, müteahhide kadar gidiyor. Aslında müteahhidin suçu yok. Önemli olan devletin bunu denetlememesi. Devlet ayrıca bunu denetlese, belediyeler, merkezi hükümet bunu denetlese zaten sorun olmaz. %7 oluyor, %7,5 oluyor. Ben küçüktüm mesela, Varto depreminde oldu köylerde. Köyde yıkılır tabii. Taş ev, toprak ev. Şimdi aynı şekilde İzmir'de işte yaşanan. Daha önce de işte Van depremi, bilmem ne depremi, Elazığ depremi. Maalesef şey alamıyoruz. Dolayısıyla da yani asıl çözülmesi gereken bundan sonraki, işte İstanbul'da deprem olacak. Göz göre göre geliyor. Herkes söylüyor. Ne yapıldı? Hiçbir şey yapılmıyor. Deprem paraları ortada yok. Dolayısıyla da yani bunun sorumluluğunu başkasına atmaya gerek yok. Benim tedbir almam, senin tedbir alan sorun çözmez. Ben binayı yapamam, ben binayı güçlendiremem kişi olarak. Gücüm de yetmez. Devlet buna el atacak. Merkezi sistem ve yerel yönetimler buna el atacak. Ve bu işi böyle çözeceğiz. Aksi takdirde ah vallahi bilmem, yasak savmak için gidip de orada gösteriş yapmanın anlamı yok. Hiçbir idarecinin buna hakkı yok. Bu insanlar ölüyor, göz göre göre ölüyor. İşte buna müsaade etmemek için de, bunun için gerçekten bu ülkede deprem bölgesiysek, hatlar belli zaten, geleceği de belli,
Niye tedbir almıyorsunuz? Sıkıntı bu. Aslında İzmir'de de birçok vatandaşımız bu sebepten dolayı öldü. Yani yeni yapılan binalarda dahi yıkımlar meydana geldi. Şimdi yeni yapılan binada ya sağlam yapılmadıktan sonra, zemin etüdü yapılmadıktan sonra sen yeni yapsan ne olacak? Fark etmez ki. Dolayısıyla da yani şey, devlet kurumları, mimarlar, şeyler, işte İmar İskan Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, bunların görevi bu. Denetlerken demir çalınıyor. Neden tespit edilmiyor? Yani müteahhit hırsızlık yapabilir ama sen müsaade etmeyeceksin. Aslında mevzuat var ama mevzuatı uygulayanlarda sıkıntı var. Mesele bu. Bunu çözmek lazım. Yok, gelmedim. Peki depreme hazırlıklı mısınız? Yok, değiliz. Hiçbir önlem almadınız mı? Yok, hayır. Neden peki? İzmir'de birçok vatandaşımız öldü, biliyorsunuz. Bilemiyorum onu. Hiç düşünmedim yani. Ya bir deprem çantanız. Yok, hiçbir şey hazırlamadım. Peki yaşadığınız bina sizce depreme dayanıklı mı? Dayanıklı olduğunu biliyorum. Nasıl biliyorsun? Yani çünkü inip çıkıp bakıyorum kolonlara, kirişlere. Yani bir herhangi bir şey yok. İzmir'de birçok vatandaşımız da aslında bu sebepten dolayı da öldü. Yeni yapım binalarda dahi yıkımlar meydana geldi. Umarım Ankara'da böyle bir şey olmaz. Umarım evet. Türkiye'de böyle bir olay hiç gerçekleşmez. Ama mutlaka hem vatandaşın hem de yetkililerin bir önlem alması gerektiğini düşünüyoruz. Ne alabilirim mesela? Mesela bir deprem çantası evinizin mutlaka bulundurulması gerekiyor, değil mi? Evet. Ya da deprem anında neler yapılması gerektiğine dair bir eğitim, küçük de olsa bir... Ya iyi kötü biliyoruz hani televizyondan veya ne yapılması gerektiğini, nerelerde durulması gerektiğini biliyoruz. Yani ama bir çanta veya herhangi bir şey hazırlamadık. Evet, peki bir deprem olsa sizce Ankara'nın nerelerinde en büyük problemler yaşanır? Bilemeyeceğim bunu. Nerede yaşıyorsunuz peki? Dikmen. Dikmen'de. Peki Dikmen'deki yapılar sizce nasıl? Yani benim oturduğum bina sağlam olduğunu, kendim dediğim gibi inceleyip baktığımda herhangi bir çatlak veya bir şey yok. Yani. Yok efendim, hiç depreme rast gelmedim. Peki depreme hazırlıklı mısınız? Vallahi değilim. Hiçbir önlem almadınız. Yani depreme şöyle, Foça'da askerken oturduğum kanepe sallandı şöyle bir. Ama ben anlamadım ben. Sonra baktım herkes dışarı kaçmış, deprem olmuş. Ondan anladım öyle. Peki İzmir'de yakın zamanda deprem meydana geldi biliyorsunuz ve birçok vatandaşımız da bu depremde öldü. Evet. Bunlar için bir hem vatandaşın hem de yetkililerin bir önlem alması gerekiyor. Siz vatandaş olarak nasıl önlemler alıyorsunuz? Vallahi sağlam yapılar yapılmalı zamanında. Aynı deprem şeyde olsa, nedir onun adı? Hani bir ülke var ya. Japonya. Japonya'da olsa damdan kiremit düşmez. Ama bizde yine 100-110 kişi falan öldü herhalde. 114 kişi. 107. Bir önceki deprem, Yalova depremi, 99'daki deprem, 20 bin kişi. Yani İstanbul depreminin de olmayacağını kimse garanti edemez. Van depremi, depremler bizim ülkemizde çok insan öldürüyor. Denetlenmeli yapılan nasıl binalar. Denetlenmeli? Efendim devlet denetleyecek. Ben denetleyecek değilim ya. Devlet her yapılan yapıya denetleyecek gelecek. Çimentosunu, demirini, kullandığı kumu, her şeyiyle denetleyecek. Denetlenmediği için de birçok vatandaşın öldü. Denetlenmediği için insanlar işte bir yerlerden bir tasarruf etmek için çalıyorlar malzemeden. Ya da binaların altındaki kolonlar kesiliyor daha geniş dükkanlar yapalım diye. Ve sonuç ortada işte. 99'da Ankara'da yaşadım. Ankara'da yaşadınız. Peki o an önlem alıyor muydunuz? Yani alınması gereken önlemler almıştık ama çok öyle önemli şeyler değil tabii. Peki şu an önlem alıyor musunuz? Alıyorsa bu depremden sonra. Mesela neler yapıyorsun? Mümkün olabildiği kadar gardırobun dolapların olduğu yerlerde yatmaya çalışıyoruz. Onun dışında Ankara çok büyük deprem bölgesi olmadığı için ufak tefek önlemlerle işte almaya çalışıyoruz ama. Peki evinizde bir deprem çantası var mı? Var. Var. 99 depreminden sonra aldık tabii. Peki yaşadığınız yerden biraz bahsedelim. Yaşadığınız apartman sizce depreme dayanıklı mı? Dayanıklı. Radyal sistem
temel olduğu için o konuda rahatız. Ama tabii Ankara birinci derece deprem bölgesi değil. Onun için biraz daha rahatız. Peki İzmir'de birçok vatandaşımız binaların yıkılması sonucu hayatını kaybetti. Evet. Bu anlamda sizce neler yapılması gerekiyor? Valla ülkemizin 99 depreminden sonra bu sorunu çözmesi lazımdı. Bugüne kadar ciddi önlemler alındığı kanısında değilim. İnşallah geç kalınmaz. Gerekli tedbirler, önlemler alırlar. Peki. Size de baş sağlığı diliyorum. Allah bir daha yaşatmasın böyle acılarımı ülkemiz için. Daha önce bir deprem anını yaşadınız mı? Hayır, işte Ankara'da ne olduysa o. Ankara'da? Fazla bir şey olmadı. Peki depreme hazırlıklı mısınız? Nispeten. Mesela? Mesela evde deprem olduğu zaman deprem sonrası lüzumlu bir paket bulunduruyorum. Ben Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nden emekliyim. Deprem konusunda da hocalık yaptım. Biliyorum bu işleri. Ondan sonra bazı devrilebilecek eşyaları duvara yaptırmak. Ben yapamadım tabii onu ama tamircimiz var. Onlara yaptırdık. Eşimi ve kızımı, 3 kişi yaşıyoruz. Onları bilgilendirdim. Başka da yapacak bir şey şu anda yapmışızdır ama aklıma gelmiyor. Peki yerleşim yerinden de biraz bahsedelim. Yaşadığınız bina depreme dayanıklı mı? Dayanıklı, kentsel dönüşümden yapıldı. Biz baştan itibaren, yapılışından itibaren sıfır demir kullanılması, beton atılmasında tanıdığım mimar mühendisi, müteahhit arkadaşlarım da var. Onların da yardımıyla, denetimiyle hakikaten Gülseren Sokak 19 numarada çok güzel bir bina yapıldı. Yani bu şehrin incisidir ya, şu bölgenin incisidir. Biz görevimizi yaptık. Herhangi bir depremde herhangi bir şey olacağını o binanın tahmin etmiyorum. Umarım öyle olur. Peki yanımızda bir profesyonel var bu konuda sanırım. Sizden birkaç daha bilgi almak istiyorum. Buyurun. Sizce Ankara depreme hazırlıklı mı? Vallahi Türkiye'nin hiçbir yeri hazırlıklı değil ki. Ankara hazırlıklı olsun. Hiçbir şey yapılmadı. Ne yapılıyor ki? Kentsel dönüşüm ne kadar faydalıysa onun dışında bir şey ben görmüyorum. Ankara, İstanbul. Ben İstanbul'a da gitmiyorum. Ben avukatlık yapıyorum. Halen faal avukatım. Oradan iş de almıyorum. Yapmıyorum. Korkudan. Oradaki arkadaşlar, insanlar nasıl orada oturuyor ben şaşıyorum yani. Daha önce deprem anına denk geldiniz mi? Daha önce deprem anına denk geldik. Nerede? Beştepe'de, Şenyuva Mahallesi'nde, Yuva Apartmanı'nda. Ora biraz daha yüksekti, 12-13 katlıydı. Benim kayınpederim oturuyordu. Bu 17 Ağustos depreminde orada o zaman... Tam hissettik yani binanın yüksek oluşundan itibaren. Peki o zaman da depreme hazırlıklı mıydınız? Değildik. Peki şu an hazırlıklı mısınız? Şu anda da değiliz. Hiçbir zaman da olamadık yani. Önlemler hiç almıyor musunuz efendim? Mesela evinizde deprem çantası var mı? Evin yerleşimi depreme uygun mu? Ya belli konularda şimdi çocukları falan deprem esnasında yani kirişlerin altına veya belli bir yerlere saklanmasını yani belli bir yerlerde durmasını falan söylüyoruz ama ne kadar da olsa yani toplum olarak bilinçli olmadığımız için yani o şekilde de devam ediyoruz yani. Peki yaşadığınız apartmandan bahsedelim. Sizce yaşadığınız benim yer orası, depreme hazırlıklı mı? Benim orası site. 72 tane daire var oturduğum yerde. Şimdi site yani şöyle diyeyim, 72 dairenin yani bura yapılalı bir 30 yıl olmuş. 30 yıl olduğu için 72 tane de aile oturuyor. Dörderden saysan 280-300 kişi yapıyor. Bence şu an bizim oturduğumuz site bile depreme dayanıklı değil yani. Oranın da komple bir eve alınıp yani bütün şeylerinin tekrardan yapılması, dayanıklı mı değil mi? Bunların hepsi yapılması lazım. Yani ben bile şu an oturduğum sitede hani deprem olur da bir sıkıntı olur diye korkuyoruz yani. Bunları gördükçe hissediyorsun yani. Evet ve İzmir'de de en çok bu yüzden can kaybımız oldu aslında. Binalar çok çabuk yıkıldı ve enkaz altında bir vatandaşımızın sağ salim kurtulmasını bekledik tüm ülkece. Evet. Aynı şeyler Ankara'da da yaşanmasın, tüm Türkiye'de yaşanmasın diyoruz ama sizce bunun için nasıl bir önlem alınması gerekiyor? Ya bunlar baştaki bizi yönetenlerin yani
toplumu bilinçlendirip bir de yani rantı elden çıkarmalar lazım. Yani rant olduğu için her yerde yani veriyorlar. İnsanlar artık rant peşinde koşuyor yani. Dürüstlük, ahlak yani kişi yani bir ahlak olması lazım. Bir dürüstlüğü olması lazım. Ama insanlar bir rant için yani rüşvetle şeyle işlerini yürütüyorlar. Bu işte müteahhitlerden bahsediyor. Tabii ki yani adam gidiyor yani hiç olmayacak yere oturabilir rapor alıyor ya. Bu böyle olacak bir şey mi yani ya? Memlekette yani bir liyakat olsa bir düzen olsa bunlar zaten olmaz yani. Yani soruşturma yok, bir şey yok. Paran varsa hiç kimseye bir şey dediği yok. Peki yani, siz bir deprem olsa şu anda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Sizce nasıl bir sonuç elde ederiz ülkece? Ankara'dan bahsediyorum. Allah yani göstermesin de yani ben Türkiye'nin yani öyle bir depremde yani çok büyük hasarlar alacağına eminim yani. Çünkü bu düzenin değişmesi lazım. Çünkü çok eski bina var. Oturduğumuz yerlerde yani eski hep 30 yıllık, 20 yıllık. Yani bunların bir kentsel dönüşüm adı altında ama böyle ranta peşkeş çekip daha düzenli, daha bir böyle sitelerin yani yapılması lazım yani. Bunlar yapılmazsa zaten Türkiye'nin durumu vahim yani. Hepimizin durumu vahim yani. Burada yani bize göre değil. Bizim şimdi biz gelmişiz 45-50 yaşına. Biz hadi kendimizi gene bir şey de bizim çoluk çocuk yani şimdi bir ev almak için 300-500 milyar. Yani gücün de yetmiyor bir şey. Biz burada asgari ücretle çalışan insanız. Gücün de yetmiyor. Şimdi ne yapacaksın? Mecbur senden beraber belli bir şeylerden geçimini sağlamak zorundasın yani. Yani diyeceğim Türkiye'nin durumu yani böyle bir depremde falan çok kötü. Peki eski binalar dediniz, aslında birçok tartışma yaratan mesele de buydu. Yeni binalarda da büyük hasarlar meydana geldi. Bir anda yıkımlar o binalarda da gerçekleşti. Aslında yeni binalarda da hakikaten ciddi bir problem olduğunu gösteriyor bu İzmir depremindeki sonuç. Evet. Ya işte birincisi burada ne? Şimdi bugün okuyoruz. İnsanlar okumuş insanların sadece diplomasını alıyor. Veriyor ona 1 lira 2 lira diplomasını kullanıyor ya. Adam yani gazeteci müteahhit var, kuyumcu müteahhit var. Yani aklına gelecek Türkiye'de 453 bin müteahhit varmış. Yani bunu biz okuyoruz köşe yazarlarından. Bir Almanya'da 35 bin 3500 müteahhit var. Yani öyle yazıyor. Yani biz bunu gidip de görmedik ama Avrupa 25 bin müteahhit var. Senin Türkiye'nde 453 bin müteahhit varmış. Yani böyle bir memlekette liyakatsızlık olduğu bir yerde adamlar yani bunların önüne geçmek için yani ilk önce insanların diplomasını alıp da onları 1 lira 2 lira verip de o insanların şeyini diplomasını kullanarak müteahhitlik yaptırmayacaksın. Bunların müfettişleri, bunların yani kontrol edenler kendilerini satmayacak 3 liraya 5 liraya. İnsanların yani canını satıyor ya. Yani 3'e 5'e adam alıyor parasını. Ondan sonra gerisi yok. E ne oldu? Böyle böyle. Adam gitmiş Erzincan'da deprem yani gelmiş, orada müteahhitlik yapmış, bir sürü insan vefat etmiş, torunu, çocuğu, yani kızı, geliniyle beraber iki torunu vefat etmiş. Oraya gitmiş, Ali Rıza Bey apartmanını yaptırmış. Böyle bir şey var mı ya? Bu memlekette yani böyle bir düzensizlik olur mu? Sen gidiyorsun, orada da müteahhitlik yapıyorsun. Yani böyle bir şey yok yani. Bu memlekette olmaz. Yani bunu baştakiler güzel bir tekrardan yani bunu komple mecliste bir, yani A'dan Z'ye bunu elden geçirmeleri lazım. Yani Türkiye'nin bir de kalkınabilmesi için yani gerçekten yani insanların böyle dürüstlüğe yani doğruluğa teşvik edilmesi lazım. Ama insanlarımızda hep bir yani çalalım, bir an önce parayı bulalım, bir an önce zengin olalım. E biz burada garsonluk yapıyoruz. 2320 lira para alıyoruz. Niye? E ben de gideyim çalayım. Her o da gitsin çalsın, öteki de yapsın. Ya böyle bir şey var mı ya? İnsanlar alın teriyle yani bir şeyler kazanacak ki. Onun kıymetini bilecek ama insanlar alın teriyle kazanmadıktan sonra neyin kıymeti var? Yani Türkiye'de düşünsene ya 453 bin müteahhit olabilir mi ya? Böyle bir dünya var mı ya? Avrupa'ya da diyor 25 bin diyor yani düşün ya aradaki yani 453 bin müteahhit demek ne demek ya? Yani insanlar yani liyakatsiz, kişiliksiz adam parayı bulmuş. Nereden belli, geldiği belli değil. 3 kuruş almış cebine gitmiş orada gitmiş müteahhitliğe başlamış adam. Benim diplomamı kiralamış, ötekininkini kiralamış. Adam diyor ki ben rapor yazmıyorum diyor. Bilmem ne direkleri vurulacak diyor. Adam diyor benim diyor raporumu diyor şehit de diyor bana diyor gönderiyor diyor. Diplomamı almış diyor beni diyemem diyor feshediyor gidiyor başka bir yere düşüyor. Böyle bir şey olur mu ya?
yaptığı diyor yasak diyor yani kanuna aykırı diyor ama diyor adam gidiyor ben yapmazsam diyor öbürüne diyor uygulattırıyor o yapıyor diyor. Hani bunların bir tane sorumlusu bir tane şey olmaz mı? Hani memleketimizin durumu yani gitgide kötüye gidiyor. Şu an ekonomik kriz almış başını vurmuş yani. Memleketin durumu belli. Herkes iş diyor. Bak biz burada esnaflık yapıyoruz. Yani insan çalıştığımız adam maaşımızı alacağız mı diye 2320 lirayı alacağız mı diye düşünüyoruz. Alabilir miyiz diye düşünüyoruz yani.